Emre Hazretleri. Serenk her an taşkını çıkartabilir. Merak etmeyin. Ben şimdi sakinleştiririm. Devletimizin başındaki huzursuzluğu bastırmaya muktediriz evvelallah. Böylesi badireli vakitte bu ne asiliktir. Bu ne kendini bilmezliktir. Zübeyde Hatun. Ben meseleyle alakadar olurum. Siz zahmet... Geri dur. Ne cüretle sarayın kapısına dayanıp sesini yükseltirsin? Cüretimiz rütbemizden gelir Zübeyde Hatun. Sarayda en mühim askerlere komuta ederiz. Sultanımızın başına ne geldiğini bilmek isteriz. Size rütbenizi veren devlettir. Haddine midir senin gölgesinde olduğun devlete hesap sormak? Bilmeniz gereken bir şey olursa haber ederiz. Şimdi al askerlerini, dön vazifenin başına. Anlamadınız herhalde Zübeyde Hatun. Sultan öldü demedir. Eğer yaşıyorsa tez zamanda görmek isteriz. Aksi bir durum varsa başımızda görmek istediğimiz sultanı kendimiz getirmesini biliriz. Kim olursun ki devletin kabından beslenip hem de devleti tehdit edersin? Kim olursun da istediğin sultanı getireceğini söylersin? Ben bu devletin en mühim serhenklerindenim. Hem hanedanda er kişi kalmadı mı ki bize baş hatunu gönderirler? Biz bu meseleleri bir hatunla değil, erlerle konuşuruz. Bu hanedan hatunu da eri de birdir. Merak etmez. Erler de olsaydı şimdi benim yapacağımı yaparlardı. Ne yaparlardı? Bu kadar asilin bedeni lafla değil. Bu kılıç Sultan Melikşah'ın kudretini taşır. Her kim asiliye yeltenirse onun kudretiyle cezasını çeker. Şimdi var mıdır kendini devletin kılıcından üstün gören? Var mıdır? Bilinsin ki Sultan Melikşah dipdiridir. Kendisi burada olmasa da gölgesi her yerdedir. Gayrı baş kaldırmaya kalkışan her kim olursa devletin kılıcı o başı da indirecek.